Burada. Çiftçi Aydın. Aa, Dilek. Dilek bizim öğrenci Dilek. Her derse geliyor Dilek. Dilek merhaba. Kendini gerçekleştiren kehanetin nörobilimsel bir açıklaması var mıdır? Var. Onun da havalı da adı var. Nörolingüistik programlama. Diyorlar ya NLP. Kendini gerçekleştiren kehanet bir şeyi çok fazla tekrarladığınızda bir şekilde onun ortaya çıkmasına şaşırmamanız gerektiğini söyleyen bir terim aslında. Beynimizin dille olan ilişkisi ilginçtir. Gerçekten ağzımızdan çok fazla dökülen kelime, cümle, yargı kalıpları hem zihnimizin nasıl çalıştığını gösterir hem de zihnimizi şekillendirir. Yani iki yönlü bir etkileşim var. Mesela sürekli olarak bunu yapamıyorumla başlayan cümleler kuruyorsunuz, o işi yapabilmeniz mümkün değil. Yani bu asla mümkün olmayacak bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem sizin yapamazlık halinizi ikrar etmenize hem de her ikrar ettiğinizde bu hali beyninize bir program olarak tekrar yazmanıza sebep olan çift yönlü bir etkileşim var burada. Olumsuz dil kalıplarının hayatı olumsuzlaştırması öyle efendim basit bir kişisel gelişim mottosu değil, ciddi bir gerçektir. Ve kendinizle ilgili ya da işte herhangi bir dahlinizin az ya da çok olduğu bir durumla ilgili ortaya koyduğunuz öngörüler sizin ona dahil olma biçiminizi değiştireceği için o hadiseye, o hadiseyi bir süre sonra etkiniz oranında sizin istediğiniz yönde şekillendirir. Dil dikkatli kullanılması gereken bir şey. Allah'ım ben neler söylüyorum. Bu kadar çok konuşan bir adam olarak şu anda üstümde bir ağırlık hissettim ama ben mesela genellikle olumsuz şeyler söylememeye çalışıyorum. Çünkü olumsuz şeyler söylediğimde hem dinleyenler hem ben bundan olumsuz olarak etkileniyoruz. Dolayısıyla dili biraz olumlu kullanmak, olumlu yargıları daha fazla seslendirmeye çalışmak, pozitif olmaya gayret etmek en azından söz düzeyinde çok büyük yardım ortaya koyar ve kendini gerçekleştiren kehanetlerin pozitif olmasını tercih ederiz her zaman. Yani negatif kehanetleri çok fazla seslendirdiğimiz için onlar sıklıkla hayatımıza geçiyor. Biraz dil üzerinde oynayalım, biraz o kalıplar üzerinde oynayalım. Hayatımızda gerçekten çok şey değişmeye başlıyor. Çırayı tekrar vurgayım Dilekçim. O önemli. Hem zihin yapımızı ele veriyor hem zihnimizi yeniden programlıyor. Bu çift yönlü programlama çok kuvvetli bir programlama. O yüzden nelere kadir olduğunu düşünüp anlamak için bence beyinden çıkıp ta kaos teorisine, kelebek etkilerine falan filan gitmek lazım. O küçük gördüğümüz sözler aslında işte birike birike ne etkilere sebep oluyor. Allah vermesin benim de yaşamışlığım var zamanında. Dil değişince her şey değişiyor. O yüzden kehanete ne gerek var? Önümüze bakalım. Hayat güzel bence. Dileğin ikinci bir sorusu var. Yaşadığımız bölgelerin zeka türlerinde etkisi var mıdır? Bölgeler derken coğrafi bölgeler. Evet. Yani zeka, şimdi bak burada zeka çok tanımlanmaya muhtaç bir kavram. Muhtemelen bu videonun yayına geçmesinden sonra yayına geçecek olan önce Can sonra Canan bölümünde biz bu zeka konusunda bir tartışmış idik. Kaçıncı bölüm olur bilmiyorum ama zeka zannettiğimiz gibi bir şey değil. Coğrafi bölgeler zekaya etkili mi derken zekanın ne olduğunu tanımlayamadığımız için bu soruya cevap veremiyoruz. Fakat coğrafi bölgelerin farklı beslenme alışkanlıkları, farklı yaşam kalıpları, farklı ihtiyaçları, farklı geçmişleri ve farklı durumları var. Bundan dolayı oralara lokal olarak, yerel olarak adapte olmuş zihinsel işleme biçimiyle bir başka yerde yaşamanız tabiatıyla zor olur. Mesela beslenmede bunu çok görüyoruz. Akdeniz diyeti ömrü uzatır diye bir motto var ama Sibirya'daki adama sürekli Akdeniz diyeti yedirirseniz arıza çıkıyor. Yani onun vücudu başka bir sisteme ayarlanmış vaziyette. Dolayısıyla zihinsel fakültelerimiz için, zihinsel yeteneklerimiz için de benzer bir şey düşünebiliriz. Coğrafi olarak içinde bulunduğumuz yer bizim zihin çalışma prensiplerimizi elbette belli olanlarda belirliyor. Fakat bu bir yerde yaşayan insanın öbüründen daha zeki ya da daha az zeki olduğu anlamına gelmiyor. Oradaki sorunları, oradaki güncel yaşam olaylarını yönetebilme, onlara uyum sağlayabilme, onları yönlendirebilme yeteneğine göre kişileri belki gruplandırabilirsiniz. Fakat o coğrafyanın insanlara özel bir avantaj kazandırdığına dair bir şey söylemek bu bağlamda çok zor. Zeka tek tip bir şey değil. Zeka değişebilen bir şey. Zeka bizim zannetimizden çok daha çeşitli bir şey. Zeka genel olarak adaptasyon kapasitesi olarak adlandırabileceğimiz bir şey. Sorun çözebilme yeteneği ama insanda özellikle değişen koşullara adapte olup sorunları çözerek hayatta kalabilme becerisi olarak tanımlasak daha doğru olur. Dolayısıyla bu bir coğrafyaya has bir şey olduğunu zannetmiyorum ama Karadenizlerin bir avantajı olduğu kesin. Yani dünyanın her yerinde onlar avantajlı insanlar. Bunu söylemek isterim. Evet, benim bir sorum var. Peki Can soru soruyor, hadi bakalım. Beynimizdeki gece gündüz kavramı nasıl oluşur? Beynimizdeki gece gündüz kavramı yani saat, biyolojik saat anlamında evet. Soruyoruz değil mi? Nasıl anlıyoruz? Şimdi şöyle, teknik mi anlatayım, romantik mi anlatayım?
Teknik olsun. Arada olsun. Tamam, teknik. Her şeyden karışık. Ya teknik biraz sıkıcı. Şöyle, beynimizin hipotalamus diye bir yeri var malum. Beynimizin tam ortasında bütün işte bu içsel olaylarımızın orkestra şefi diye geçer. Yani bizim haberimiz olmayan mide, bağırsak çalışması, hormonlar falan hepsini orası düzenliyor. Onun ön alt tarafında tam gözlerimizden çıkan sinirlerin bu kesiştiği yerin üstünde bir adres tarifi gibi oldu ama. Kore Caddesi'ni biliyor musunuz? Ben o tarafları hiç bilmiyorum abi. Louvre Müzesi'ni biliyor musun? Duymadım hiç Louvre Müzesi. Paris'te gidersen mutlaka gez. Tamam, olur abi. Suprakiyazmatik çekirdek diye bir yer var. Adı havalı duruyor. Suprakiyazmatik çaprazın üstünde demek. Aslında bir adres tarifi gibi o da. O çaprazın üstünde yer alan beyin parçası bizim biyolojik ritimlerimizi düzenleyen bir biyolojik saat içeriyor tabiri caizse. Yaklaşık 12 saatlik döngüler halinde yapılıp yıkılan bir grup proteinle çalışıyor. İşte proteinler günün ilk 12 saatinde yapılıyor, ikinci 12 saatinde yıkılıyor. Bu protein döngülerine göre de burada bir içsel saat çalışıyor. Bu içsel saat bizim uyku uyanıklık döngümüzü, kadınlarda adet döngüsünü, hatta işte tırnaklarımızın uzamasına falan kadar varan fizyolojik birçok hadisemizi aslında denetleyici bir içsel ritim kaynağı olarak görev yapıyor. Fakat bu içsel ritim kaynağı gerçekten hangi saat aralığında çalışılıyor diye deneyler yapılıyor. İnsanlar kapalı laboratuvarlarda haftalarca herhangi bir saat ya da dış ortam işareti olmadan yaşatılıyorlar. Onlara yemek, su veriliyor falan. İstedikleri zaman uyuyorlar, istedikleri zaman uyanıyorlar. Ve bu insanlarda bakıyorsunuz birkaç hafta sonra günlük saat ritimleri yaklaşık 25 saatlik bir güne oturuyor. Yani bizim içsel saatimiz 24 değil 25 saatlik yaklaşık bir gün döngüsüne ayarlı ve insanları bıraktığınızda dış döngüden yavaş yavaş kopmaya başlıyorlar. Her gün bir saat kaymalarla kendi içsel ritimleriyle yaşamaya başlıyorlar. Biz normalde dünyada yaşarken dışarıda başta güneş ışığı olmak üzere bir sürü çevresel ipucuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ipuçları bizim sürekli bu saatimizi sıfırlıyor ve her gün 24 saatlik bir döngüye tekrar oturmamızı sağlıyor. Eğer gün ışığına maruz kalmazsak, birçok insanda, özellikle yatkın insanlarda mevsimsel afektif bozukluk diye bir şey var. Çok kişi duymuştur. Mevsimsel duygulanım bozukluğu. İşte sonbahar gelince depresyona girme hikayeleriyle gördüğümüz mesele. Bunun en iyi tedavilerinden bir tanesi sabah erken saatlerde güneş ışığı bandında yoğun ışık vermek insanlara. Işıklı ortamlarda bulundurmak. Çünkü sabah ışığı, sabah parlak ışık bu döngüyü sıfırlıyor. Melatonin hormonumuzun dengesini düzeltiyor. Bir gece sonra melatonini daha etkin salgılıyoruz. Ve biyolojik saatimiz adeta işte reset atılarak tekrar baştan çalışmaya başlıyor. Bu bizi genellikle olumlu ve pozitif hissettiren bir zihinsel durum ortaya çıkarttığı için bahar ve yaz aylarında hissettiğimiz o cafcaflı işte neşeli hali de biraz böyle açıklayabiliyoruz. Çünkü özellikle kuzey yarımkürede yaşıyorsanız güneş ışığını daha net görüyorsunuz. Sabahları daha çok güneş alıyorsunuz. Güneş alan bir evde oturmak o yüzden mesela bir avantaj oluyor. Genellikle insanlar bunu daha çok arzu ediyorlar. Ve bu biyolojik içsel ritmimizin sadece ve sadece beyinden kaynaklanmadığını, orada bir kaynağının olduğunu ama dış dünyayla beraber çalıştığında optimal bir şekilde işlediğini gösteriyor. Dikkat ederseniz bizim gibi kuzey yarımkürede yaşayan ki insanların büyük bir çoğunluğu kuzey yarımkürede yaşıyor zaten. Kuzey enlemlerine doğru gittikçe aydınlık karanlık döngüleri kaymaya başlıyor. Mesela işte kuzey Avrupa ülkelerinde, kuzey Rusya'da bunun sıkıntısını çeken insanlar çok fazla. Yazın mesela gece olmuyor doğru dürüst. Kışında doğru dürüst güneş doğmuyor. Öyle enteresan bir ortamda yaşıyorlar. Bu ülkelerde işte depresyon, çeşitli ruhsal rahatsızlıklar, intihar oranlarının falan yüksek olduğu hep söylenir. Gerçekten insanlar çok bunalımda. Uyuşturucu kullanımı ve işte uyarıcı madde kullanımı, alkol kullanımı çok yaygın. Bu bizim biyolojik saatimizde dış ortam döngülerinin farklılaşması durumunda neler yaşayabileceğimizi gösteren uç örneklerden biri. İlla ki insanlar buna da adapte oluyorlar belli düzeylerde ama yani şimdi ne gerek var o kadar kuzeyde yaşamaya? Gelin şurada koçlar gibi. Türkiye güzel. Türkiye is very good. You know, şiş kebap very nice. I will come again. Çok çok güzel bir ülkemiz var. Biraz kuzeyde yaşamak iyidir bu arada. Hani yazın, o yazın ve baharın uzun günü kendimizi iyi hissettiğimiz, sıklıkla aşık olduğumuz, böyle bir cuşu huruşa geldiğimiz zaten vakidir. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla kış dönemlerde genellikle daha kısalan günler, azalan ışık miktarıyla, daha böyle düşük aktivite düzeyinde, daha böyle sığınmacı, daha az hareket eden falan filan varlıklara dönüşüyoruz. Bu da aslında yıllık ritim içerisinde çok işimize yarayan bir durum. Kış dönemleri daha ziyade dinlenme, yenilenme, biriktirme, bahar ve yaz dönemleri ise daha ziyade üretme, harekete geçme ve bir şeyler yapma dönemleri gibi yıllık büyük döngülerde
farklılıkları oluşturabiliyor. Nereden nereye geldik? Ama gece gündüz meselesi hem içsel hem dışsal. İçsel olması bize ne gösteriyor? Evrimsel olarak bütün canlılarda da var olduğuna da bakarsak, yani o gerçeği de masaya koyarsak, yengeçlerden işte kemirgenlere ve bize kadar her canlıda var. Dünyanın sürekli biteviye meydana gelen bu kendi etrafında ve güneşin etrafında olan dönüşünün bizim biyolojik sistemimize kodlanmış bir izini rahatlıkla görebiliyoruz. Yani biz ritmik canlılarız. O yüzden de işte ben geceleri otururum, geceleri çalışırım, gündüzleri uyurum falan gibi ritimlerin uzun vadede sıkıntı çıkarabileceğini de unutmamak lazım. Hep söylerim, yine söyleyeyim. Biyolojiyi bilmeden biyolojiyle kavga ederseniz sonuçta kaybeden siz olursunuz. Çünkü biyoloji 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge demektir. Orada çok bilgi var. Aman diyeyim, çarptı mı kötü çarpar. O yüzden bilmekte fayda var. Ayrıca bu gollük ortağı için de teşekkür ediyorum. Herhalde çok az soruya bu kadar uzun konuşmuşumdur. Bu arada bu konuyla ilgili bir anım var, onu da söyleyeyim. Benim akademik hayatta verdiğim ilk seminer biyolojik ritimler konusundaydı. O yüzden çenem bu kadar düştü. Güzel konudur valla. Herhalde lazım. Sorular için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soruyorumda daha fazla, daha güzel, daha çok açıklayıcı ya, evet, sorular. Evet, bu arada ben soruyorumda gibi şey söyleyeceğim. Bunu yani sonuna ilave edersen sevinirim. Ya genellikle böyle hep ya psikolojimi nasıl düzeltirim, daha verimli nasıl kullanırım falan gibi sorular sık gelmeye başladı. Bak ben onları atlıyorsa haberiniz olsun. Böyle biraz daha marjinal sorular istiyoruz arkadaşlar. Böyle bir tuhaf olsun yani. Böyle manyak manyak şeyler olsun. Söylemeyeyim. Şimdi bir örnek vereceğim. Herkes aynı sorudan sormaya başlayacak. Öyle değil. Daha böyle bak kim cevaplıyor soruları? Şimdi hani her şeyi bilen bir adam değil. Belli uzmanlıkları var. Nedir? İşte sinir bilimle uğraşıyor. İşte bir tıbbi fizyoloji uzmanı. Bedenin nasıl çalıştığıyla uğraşıyor. Hastalıkları falan pek ilgilenmiyor. Dikkat ederseniz hastalık sorunu hepsini dışarı çeliyor. Aynı zamanda kaos teorisinden, kozmolojiden, ezoterik bilgiden, inançlardan, bilimden, şuradan buradan tuhaf konulardan bahseden biri. Hadi bir coşun. Bak soru uydurup da burada cevap vermiyoruz ona göre. Siz ne soruyorsanız ona göre geliyor. Ratingler sizde. Hadi verin ratingi. Görüşelim.